Ben Çankırılıyım. Daha önce de Çankırı Milletvekili adayı olarak seçimlere katıldım. Demokratik Sol Parti adayı olarak seçimlere katıldım. Daha önce de Dodurga'ya gittim milletvekili adayı olarak. Dodurga'da yaşanan süreci biliyorum. 2002 yılında Demokratik Sol Parti MHP iktidarının yönetimi bıraktığında Dodurga Belediyesi çalışıyordu. Yani Dodurga'da belediye vardı. Daha sonralar 2014 yılından itibaren Dodurga'da belediye iptal edildi. Nüfus azalmasından dolayı. Şimdi 8 yıllık bir süreç yaşandı, hukuki süreç. Bu süreç sonunda hukuki olarak Dodurga kazanıldı tekrar belediyesi. Tabii seçimler gündeme gelince ben de Demokratik Sol Parti adayı olarak, Çankırlı birisi olarak, Dodurga'yı da bilen bir insan olarak seçimlere katıldım. Ben de bu nedenle Demokratik Sol Parti Dodurga Belediye Başkan adayı olarak aday oldum. Orada seçmen değilim. Ben burada seçmenim Ankara'da. Dodurga'da dolayısıyla oy kullanamazdım seçmen olmadığım için. O yüzden benim oyum yok orada. Ben bütün insanlara ulaştım. Elimde görmüş olduğunuz şu broşürle projelerimi anlattım. Kendimi tanıttım. Oy vereceğini söyleyen bir sürü insan oldu ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı. Çıkan birkaç oy var benim gördüğüm. Vatandaş DSP'ye basmış mührü ama bir de Saadet Partisi'ne basmış. Böyle üç tane ben değişik sandıklarda gördüm. Tabii bu da iptal neden oluyor. Benim orada bir akraba çevrem, ailem falan olmadığı için de tabii oy kullanacak kimse yok. Seçim sonucu hiç beklenen bir sonuç değil. Yani %90'lar düzeyinde AKP'nin böyle oy alması. Son 10 gündür orada çalışıyoruz. Akın akın insanlar geliyorlar. Otobüsler dolusu insanlar, özellikle İstanbul'dan Dodurga seçmeni. Ve onlar Dodurga'daki seçim kaderini değiştirdi. Dodurga'da görüştüğümüz insanlar hep hayat pahalılığından şikayetçi. Ama sonuçta hem şikayetçiler hem AKP'ye %90'lar düzeyinde oy çıktı. Konuştuğumuz insanlar bizden çok, onlar hayat şartlarından yakınıyor, hayat pahalılığından yakınıyor. Dodurga geri kalmış bir yer, bunu en çok onlar söylüyor. Seçim sürecine girmeden daha önce de gittiğimde Dodurga meydanında, daha önce olmayan Dodurga'da iş makinesi, kepçe, çöp aracı, otobüs, Türkiye Belediyeler Birliği'nin hibesi, onlar orada halka gösterildi. Yani AKP burada kazanırsa bunlar sizindir. Zayıf kalmadık, zayıf kalmadık. Hiç zayıf kalmadık ama güzel bir yarış oldu. Diğer adaylarımıza katıldılar. Türkiye Değişim Partisi adayı, yani oranın yerlisi. Memleket Partisi'nin adayı oranın yerlisi. Deva Partisi'nin adayı oranın yerlisi. Onlara da görünür bir oy çıkmadı. Ha bizi yabancı gibi gördüler biraz. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm. Ama ben inanıyorum Dodurga'nın sorunlarına en iyi çözümle giden aday bendim. Kazanan arkadaşımıza başarılar dileriz. Ben tekrar Dodurga'ya gideceğim, Dodurga'da olacağım zaman zaman gideceğim. Oradaki halkla tekrar görüşeceğim. Ben bir Çankırılıyım, Dodurgalı değilim ama Çankırılıyım. Dolayısıyla Çankırı'nın her yerindeki siyaset beni ilgilendiriyor. Çünkü üç defa Çankırı milletvekili adayı olarak katıldım. Çankırı Belediye Başkanı adayı olarak katıldım. Dolayısıyla Çankırı'yı ve Çankırılıları seviyorum. Çankırı ile ilgili her yerde varım.